Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 21-27 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet bu hafta ayın ışığı yavaş yavaş büyüyor. Geçtiğimiz hafta Başak Burcu'nda yeni bir ay doğdu ve bu hafta Başak yeni ay ile hedeflediğiniz konular hayatınıza dahil olmaya başlayabilir. Pazartesi günü ay Akrep Burcu'nda olacak. Pazartesi günü özellikle ilişkilerimize daha fazla odaklanırken biraz daha tutkulu olabiliriz, daha kararlı olabiliriz. Her türlü ilişki dinamiğimizde duygusal anlamda güçlü beklentilerimiz olabilir. Pazartesi akşam saatlerinde ay Yay Burcu'na geçecek. Salı ve Çarşamba bu hafta özellikle daha çok ilişkilerimizde ve tutkular ön planda, ilişki dinamiklerimizde. Ama bir yandan da biraz böyle finansal konuları daha fazla sorguluyoruz. Salı ve Çarşamba ödemeler, borç alacak konuları, banka işleriniz, krediler veya genel olarak bütçenizle ilgili konu ve kavramlarda hassasiyetler, beklentiler biraz daha ön planda olabilir. Bu konularla daha fazla uğraşabilirsiniz. Ve Perşembe, Cuma. Evet, ay artık Oğlak Burcu'nda olacak. Perşembe ve Cuma kendinizi daha iyi, daha güvende hissetmeniz mümkün görünüyor. Sizin veya çocuklarınızın, çevrenizdeki kişilerin eğitimiyle ilgili konular olabilir. Bazı ticari faaliyetleriniz, genel olarak yazışmalar, konuşmalar, hani iletişimin biraz daha ön planda olduğu, belki kısa uzun bazı seyahatlerin gündeme gelebileceği iki gün. Hafta sonundaysa Ay Kova Burcu'nda duygusal motivasyonlarınız biraz daha aileyle, ebeveynlerle ilgili konulara odaklanacak gibi görünüyor. İş sahibi olan sevgili boğalar, hafta sonu yine işinizle ve sorumluluklarınızla da uğraşabilirsiniz. Bu hafta Mars Koç burcundaki retrosunu sürdürüyor. Hafta ortasında Mars'ın Merkür'le, Terazi burcundaki Merkür'le karşıt açısı etkinleşiyor. Mars Merkür karşıtlığı biraz hani ilişki iletişim dinamiklerinde agresyona neden olabilir. Yani işte sert sözcükler olabilir. Biraz anlaşmakta zorlanabiliriz. Sizi daha çok iş hayatınızda işte bir beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler olabilir. Onlarla olan ilişki dinamiklerini özellikle ayın 23'ü ile 25'i arasında biraz dikkat edelim. Genel sağlığınıza biraz dikkat etmekte fayda var sevgili boğalar. Özellikle bel bölgesine, işte kronik ağrılar, bunlar baş ağrıları da olabilir. Biraz sinirsel kökenli, yani gerginlikten ve stresten kaynaklanabilecek bazı böyle kronik ağrılar hafta içerisinde nüksedebilir. Bu haftadan itibaren Güneş artık Terazi Burcu'na geçecek. Evet, 22 Eylül'le beraber Güneş'in Terazi Burcu'na geçişiyle beraber sonbahar ekinoksu da başlıyor ve artık sonbahar mevsimi de astrolojik olarak başlamış olacak. Ve Güneş 6. evinizde aydınlatıyor. 6. eviniz bir ay boyunca Güneş tarafından daha fazla aydınlanacak. Bu da genel olarak günlük hayatınızın rutinleri, işte genel sağlık konularınız, iş hayatınız, çalışma hayatınızın detaylarına dikkat çekiyor. Bu alanlarda bazı düzenlemeler yapmanız, bazı farkındalıklar yaşamanız da mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.